Merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Naşi armudu faydalarından bahsedeceğiz. Bu tarz faydalı videoların devamı için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Faydalı bir video olması temennisiyle. Naşi armudu antibiyotik ilaç kadar etkili. Japon Naşi armudu bağışıklığı güçlendirir. Meyve tüketimi sağlık için oldukça önemlidir ve doktorlar tarafından sık sık vurgulanır. Her türlü meyve tüketiminde vitamin ve mineral desteği alınır. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almanıza yardım eden meyvelerden biri de Japon naşar armudu olacaktır. Bu armut türü Japonya'nın popüler meyveleri listesinde yer almaktadır. Zinde kalmak, daha iyi görünmek ve hastalıklardan uzak şekilde yaşamak için naşa armudunu tüketebilirsiniz. Naşi armudunu tüketmeden önce sizler için hazırladığımız bu videomuzu izleyerek naşi armudu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Naşi armudu nedir? Naşi armudu Japon armudu olarak bilinmektedir. Sulu bir yapısı vardır ve çok büyük değildir. Açık kahverengi bir rengi olan, üzerinde hafif sarı benekleri bulunan bu armut, elmayı andıran bir görünüme sahiptir. Dışarıdan elma, kesildiğinde armut meyvesini andıran bu meyve, besin değeri yüksek bir meyvedir. Güçlü bir ağaçta yetişen naşi armudu, koşullar sağlandığında verimli şekilde yetişir. Kendine has bir aroması olan naşi armudu, soğuk saklama koşullarında uzun süre korunabilir. Naşi armudu düşük kalorili bir meyvedir. Diyet beslenmesinde sık sık önerilir. Tok tutucu özelliği de yüksektir. Naşi armudunun faydaları enfeksiyon hastalıklarına birebir. Peki, naşi armudunun ne tür faydaları vardır? Hep beraber naşi armudu faydaları nelermiş gözden geçirelim. Diyet lifi içerir. Bu nedenle zayıflamaya yardım eder. Kanserli hücreleri vücuttan uzak tutar. Vücut direncini yükseltir. Cildin güzel görünmesini sağlar. Sivilceleri temizler ve yağdan arındırır. Vücuttaki kuruluğu giderir. Nem oranını dengeler. Ağız içi bakterileri temizler ve çürükleri önler. Antibiyotik ilaçlar kadar etkilidir. Enfeksiyon durumunda ölçülü tüketerek hastalıklardan kurtulabilirsiniz. Vücuda enerji verir ve dinç kalmanıza yardım eder. Vitamin değeri yüksek olan naşi armudu, kas ve kemik gelişimini destekler. Spor öncesinde tüketildiğinde yüksek enerji sağlar. Göz sağlığı, naşi armudu sayesinde korunur. Eğer düzenli olarak naşi armudu yerseniz, retinanın yapısını koruyarak görme sağlığını korumuş olursunuz. Naşi armudu Türkiye'de nerede yetişir? Çin ve Japonya'da yaygın şekilde yapılan naşi armudu yetiştiriciliği Türkiye'de de devam etmektedir. Türkiye'nin verimli topraklarında ve ovalarında bu meyve en iyi şekilde üretilmektedir. Konya'da, Çanakkale'de ve Uşak'ta naşi armudu yetiştiren özel üreticiler vardır. Ağustos sonunda toplanan Naşi armutları soğuk hava depolarında korunuyor ve uzun süre tüketiciye ulaşma imkanı buluyor. Üreticilere Naşi armudu nasıl yetiştirilir sorusu yöneltildiğinde özen istediğini ve toprağının verimli olmasının gerektiğini vurgularlar. Naşi armudu zararları ve yan etkileri. Naşi armudunun yararı oldukça tatmin edici. Eğer düzenli olarak naşi armudu yerseniz bağışıklık sisteminizi güçlendirmiş olursunuz. Peki, çok fazla tüketilen naşi armudu zararları neler olacaktır? Naşi armudunun kendine has bir şekerli aroması vardır. Eğer şeker hastasıysanız ölçülü tüketmeniz önerilir. Diyet lifi içerdiğinden dolayı ishal etkisi oluşturabilir. Fazla tüketmekten kaçınınız. Ölçüsüz tüketilen naşi armudu, karın ağrısı oluşturabilir. Naşi armut çeşitleri nelerdir? Armut meyvesinin bir türü olan naşi armudu, kendi arasında da sınıflandırılmaktadır. Çeşitli özelliklerine göre naşi armut çeşitleri şöyle olmaktadır. Kosui, sık dikime uygun bir naşi türüdür. Bu türün meyvesi oldukça suludur. Kestiğiniz anda aromatik kokusu hissedilir. Ağustos ayında hasat edilir. Chajoro, bu tür naşi ağacında, mutlaka meyve seyreltmesi yapılmalıdır. Aksi halde meyvelerin şekli ve yapısı bozulacaktır. Elma gibi gevrek bir etli yapısı vardır. Ağustos ayının son haftasında hasat edildiğinde yüksek verim alınır. Hosui, çok verimli bir naşi türüdür. Ağustos ayına girdiğinizde ay ortasına kadar hasat yapılması önerilir. Aksi halde çürüme meydana gelecektir. Burada verilen bilgiler uzman bilgiler değildir. Bir doktora danışmadan tüketmeyiniz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.